Kendime bir ballı mix yaptım. Böyle benim istediğim kıvamda, tam işte pütür pütür. Bir bardak, bir su bardağı fındık. Bakın şöyle basınca şekil alıyor. Döktüğüm gibi duruyor şu anda. Bunu tabii ki bir kavanoza aktaracağım. Daha sonra buzdolabına koyacağım. Biraz daha kıvamlanacaktır. 2 kaşık veya 3 kaşık kadar da bal, kavanozun dibindeydi bal. Ne varsa döktüm hepsini. 2-3 kaşık civarında. Daha sonra kıvamı şey geldiği için 1 kaşık da sıvı yağ ekledim. Gün döndü yağ. Çünkü zeytinyağının kendine has bir tadı var. Tereyağının da kendine has bir tadı var. Onların fındığın tadını bozmasını istemedim. Ölçü olarak tam bir bardak. Çalıştıracağım. Önce ağırda başlayacağım. Biraz sonra yukarıya alacağım. Bir miktar parçalandı. Tekrar karıştırıyorum. Tezeyi de yukarıya aldım. İyice ufaklanana kadar böyle devam edecek. Macun kıvamına yakınlandı. Şu anda şeyin kıvamında. Hani bu kabak tatlısının üstüne döktüğümüz kıvam var ya, o kıvamda. Bundan biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. Bunu hızlandırıyorum. Sarttıkça kanatta fındığı içeride eksin, fındık yağını dışarıya versin diye. Şimdi yavaş yavaş kapaklanmaya başladı. Şöyle bir durayım. Bak, o bahsettiğim kıvam topaklanmaya başladı. Şimdi bunun iyice ezilmesini istiyorum. Şimdi durdurdum. İyice şey oldu, kalıplaştı içeride. Şimdi kaşıkla alacağım. Size kıvamı göstereceğim. Görüyorsunuz katman katman. Şuradan bakın, tam o anlattığım gibi biraz pütürlü. Fakat şey, yağını dışarıya verdi. Şöyle bakın. Hafif sertçe bir macun halinde. Şimdi bunu balla tatlandıracağım. Şurada birkaç kaşık balım var kavanozun dibinde. Şöyle. Bunun hepsini kullanacağım zaten. Fazla gelebilir, önemli değil. Biraz tatlı olur. Yani tadı bala kaçar fazla gelirse. Neticede yenim, o da biliyorsunuz bunların adı ballı mix. Kaşıkla içini karıştırmak istiyorum. Bıçakları alsam daha iyi olacak. Hadi, dibe yapışmışlar. Bunları dipten kurtarmam gerekiyor. Buna olmazsa biraz tereyağı veya sıvı yağ, ki tercihen sıvı yağ. Tadı kuvvetli bir yağ olmaması gerekiyor. Evde fındık yağısı yok. Olsa çotanak çok güzel giderdi. Tam yeriydi aslında. Susam yağısı var.
bıçağı tekrar yerine oturtayım. Tekrar kapağı kilitleyelim. Yavaşa alalım. Valla ikisinin birbirine karıştırmasını bekleyelim. Hatta biraz daha şöyle azıcık daha çekilirse daha iyi olacak. Ses değişiyor. Ezildikçe, kenarlara yapıştıkça şöyle bir şey, çok az bir yağ takviyesine ihtiyaç var. Sıvı yağ. Sırf karışımı sulandırsın diye. Bakın şimdi kıvam şu aslında. Çok güzel. Fakat şey, sert bir kıvam. Tam böyle İçinde fındık parçacıkları var. Tam istediğim kıvam. Bir kaşık yağ atacağım için. Şimdi bir kaşık hemen bir kaşık yağ ekledim. Şöyle bir çalıştırayım. Tekrardan tekrar bir kontrol edeceğim. Eğer hala şey olduğunu düşünürsem ki bence bu tamamdır artık. Çünkü kavanoza girince evet kavanoza girince tam böyle ekmeğe sürülebilecek kıvamda. Şunu bir dışarıya çıkartayım. Şimdi bu size irmik helvası gibi gözüküyor. Fakat sıkıştırınca ve biraz dinlenince tam istediğimiz kıvama geldi. Bence tam istediğim gibi. Ben bunun pütürlü olmasını istiyorum. Fakat bir sonrakinde size bir fındık kreması yaparım. O biraz daha uğraşılması gereken bir şey. Biraz daha başka malzeme katkıları gerekecek çünkü fındık kreması için. Ve önce bununla başlayıp sonra diğer mikserle devam etmem icap edecek. O ince krema kıvamını çekebilen diğer makine. Netice itibariyle her makinenin kendi işi var. Demin parmakla tadına bakmıştım. Yine bir parmakla tadına bakayım. Bakın şöyle ezince toparlanıyor. Evet, tadı ayarında. Benim istediğim gibi. Ve fındıkları içinde kıtır kıtır. Ben bunu öyle bırakmak istedim. İşte bu yeni moda adı bunların ballı mix. Biz eskiden beri yapardık. Fındık ezmesi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.